Günaydınlar, herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Sağlık kontrolünde bugün ilk olarak ortopedik rahatsızlıkları işleyelim dedik. Ayak bakımlarına, ayaktaki problemlere, örneğin topuk dikeni hastalığını konuşalım dedik. Diyabetlerde biliyorsunuz ayak problemleri sıkça oluyor. Nasıl ayak bakımı yapılmalı? Bir de ayak mantarlarını, nasırları konuşacağız. Bunlar için ne yapılabiliyor? Ne gibi gelişmeler var? Detaylı bilgileri de bize ortopedi uzmanı operatör doktor Selim Muğrabi verecekler. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Günaydın. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, bu arada hemen hatırlatalım, canlı yayında sorularınız için 413-6297'den telefonda sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi hocam, ayak problemleriyle ilgili konuştuğumuz zaman öncelikle ben şeyi sormak istiyorum. Baş parmak çıkıntısı, değişik bir şeyle başlayalım. Aslında belli yaş üzerinde, bilhassa kadınlarda çok oluyor. Böyle yere koyduğumuz zaman ayakları bir böyle biçimsizlik var ayakta. O hemen dikkati çekiyor ve bu sanki böyle bir yanlış ayakkabı giymekten olur çoğunlukla derler. Ne söyleyeceksiniz? Aslında ayaktaki baş parmak çıkıntısı problemi ayakta rastlanan en sık, kadınlarda rastlanan en sık ayak sorunu. Hı hı. Şöyle ki genellikle 20'li yaşlardan itibaren hemen hemen 3 kadından bir tanesinde ortaya çıkan bir problem. Bu problemde birkaç tane etken var. Genetik altyapı, hastanın giydiği ayakkabı, hastanın kilo probleminin olup olmaması ya da tiroid hastalığı, diyabet hastalığı gibi çeşitli metabolik problemlerin ya da endokrin problemlerin etkisi olduğunu bugün biliyoruz. Baş parmak çıkıntısı ile ilgili olarak önemli nokta şu: bu hastalar aslında bize bir baş parmak ağrısıyla, bazen kozmetik endişelerle, bazen de diğer parmakların şekil bozukluklarıyla geliyorlar ama ana problemimiz şu: aslında bu hastalarda bir basma kusuru var ve bu basma kusurundan dolayı ayağın yükünü iyi taşıyamaması sonucunda hastanın topuktan ayağa baş parmağa ilettiği yükü doğru iletememesi sonucunda baş parmak yük altında kaldığı için bu sorun ortaya çıkıyor. O yüzden bu sorunun altında yatan ana sebep aslında hastanın ayaktaki bir basma kusurudur. Burada şu nokta çok önemli: ayaktaki tüm problemlerde baktığımız zaman ayağın aslında ana temasında düz tabanlık ya da yüksek kavis gibi bir sıkıntımız var. Bu ayak rahatsızlıklarında ayırt edilmesi gereken önemli nokta. Niçin? Çünkü kişiler eğer ayak yapılarını doğru bilecek olursa ve kendileri için uygun ayakkabıları tercih edecek olurlarsa aslında oluşması muhtemel olan birçok rahatsızlığı geciktirebiliyorlar ya da erteleyebiliyorlar. Evet. O yüzden bir kere ayakkabı seçimi çok önemli. Peki önemli derken ne demek istiyoruz? Yani nasıl ayakkabılar daha sağlıklı oluyor? Aslında şöyle başlamak daha doğru olur: herkesin nasıl bir göz kontrolüne, bir diş kontrolüne gitmesi gerekiyorsa bir ayak sağlığı uzmanına, bir ortopedi uzmanına gitmesinde büyük bir fayda var. Çünkü öncelikli olarak yaşam kalitemizi belirleyen ayakkabılarla ilgili olarak ayağımızın nasıl bir ihtiyacı olduğunu ortaya koymamız gerekli. Ayak yapımızda eğer düz tabanlığımız var ise bu ayakkabıları da içerisinden seçerken önü daha yuvarlak, geniş, içi destekli, mümkünse eğer iç yanından destekli ayakkabılar tercih etmek, çok fazla babet ya da düz ayakkabı tarzında ayakkabıları tercih etmemek gerekiyor. Yüksek kavisli bir ayağımız varsa, bu ayakların bir yaylanma problemi olduğu için daha çok dolgu topuk, platformize ayakkabılarla gitmeleri çok daha ön planda. Klasik olarak yüksek topuklu ucu sivri ayakkabı giyimiyle düz tabanlıkta ya da yüksek kaviste zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde olmayan bir baş parmak çıkıntısı problemi göze batmaya başlıyor. Önce hasta sadece kozmetik nedenlerle endişelenirken daha sonra bu çıkıntı büyüdüğü zaman hastanın ayakkabı giyme problemleri ve en son evrede hastanın küçük parmak dediğimiz ikinci, üçüncü parmaklarında şekil bozuklukları ortaya çıkıyor. Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi hastaların ayakkabıların içerisinde rahatsızlık hissettikleri erken dönemde doktora başvurmaları çok önemli. Çünkü erken dönemde geldiğiniz zaman alınacak birkaç basit tedbir sayesinde hastanın bir cerrahi ameliyattan kurtulması ya da bir cerrahi tedaviye ihtiyaç duymadan bu rahatsızlığını kontrol altına alabilmesi çok mümkün. Evet. Ama ne yazık ki genellikle tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi şikayetlerimizi göz ardı edip bu ayakkabıların içinde canımız yanmasına rağmen, kızarıklıklarımız olmasına rağmen doktor ziyaretlerimizi çok geç yapıyoruz. Ve doktora gittiğimizde artık baş parmağımızın ekleminin bozulduğu, bu çıkıntının getirmiş olduğu eklem bozukluğunun ve diğer parmak bozukluklarının çok ciddi şekilde rahatsız ettiği ayaklarla karşılaşıyoruz. Bu ayaklarda çok önemli dipnot şu: ne yazık ki bu noktaya gelindiği zaman bir ameliyatla tedavi edebiliyoruz ve ameliyatla tedavi ettiğimiz bu hastaların yaklaşık iyileşme süreleri 3 ila 6 ay arasında değişiyor. Evet. Yani ameliyat da zor bir aslında süreç. Aslında zor olan kısmı şu: teknik olarak çok zor bir cerrahi müdahale değil. Ancak sıkıntımız şurada: ayak yük taşıyan bir eklemler grubu daha doğrusu. Bu eklemler grubunun yük altında
iyileşme dönemi altında yükten kurtarmak gerekiyor. O yüzden öncelikli bir istirahat dönemi, sonra hastanın bu istirahat döneminin ardından bir dönem için çok belli başlı birkaç grup ayakkabı, öne geniş spor ayakkabılar ya da çok çok yuvarlak gelen ayakkabılar giymesi gibi zorunluluklar oluyor. Çünkü bu ameliyatlardan sonra rastlanan en büyük sıkıntımız hastanın ayağındaki şişlik gelişimleri. Eskisi gibi bu ameliyatlardan sonra evet alçı yapmıyoruz. Eskisi gibi bu ameliyatlardan sonra üstüne bastırmadığımız dönemler yok. Evet, bunlarda çok büyük değişiklikler oldu ve çok ciddi şekilde ilerlemeler kaydettik. Ancak ne olursa olsun şu unutulmamalıdır. Bir baş parmak çıkıntısı problemiyle karşılaştığımızda bu problemi cerrahi olarak ameliyatla tedavi ettiğimizde hastaların muhakkak normale dönmeleri için minimum 3 ila 6 aylık o geldikleri evet. dönemdeki duruma göre bir iyileşme süreleri evet. olacaktır. Peki şimdi nasıl bir ayak şekli oluşmuşsa artık ameliyat diyorsunuz. Yani baş parmak iyice böyle büküldüğü zaman mı? Aslında karar verirken yaptığımız iki tane önemli tercih var. Birincisi muayene bulguları. Hastanın baş parmak hareketinde eğer ağrı varsa ve artık hasta ayakkabıdan ayağını çıkarttığı zaman da ağrısı devam ediyorsa o zaman zaten ne yazık ki bu eklem yeteri kadar çalışmayla ilgili fonksiyonlarını yerine getiremiyordur ve hastanın cerrahi endikasyonu vardır. İkincisi de bu hastada eğer baş parmağın yanında mevcut diğer parmakta çeşitli şekil bozuklukları oluşuyorsa, hasta çekiç parmak olarak adlandırdığımız ikinci parmağının katlanması ya da ikinci ve üçüncü parmakların birbirinin üzerine binmesi gibi ayakkabı giymesini engeller sorunlarla karşı karşıya kalıyorsa o zaman tabii ki hem baş parmağı hem de diğer parmakları cerrahi olarak tedavi etme ihtiyacımız evet. söz konusu Peki, oluyor. Sorulara geçiyorum hocam. Şimdi topuk dikenini soruyorlar. Daha çok bu nasıl tanı koydurabiliyorum diyorlar. Nasıl emin olabiliriz? Şimdi topuk dikeni kelimesini aslında artık olabildiğince ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Çünkü eski ortopedistlerin bir röntgen çektikleri zaman topuk ağrılı hastalarda o bölgede kemiğin üzerinde gördükleri bir çıkıntının buna ağrıya yol açtığını zannederekten kullandıkları bir kelime topuk dikeni. Ama biz bugün biliyoruz ki topuk ağrısında ayağın altında mevcut olan bir tane kas yeteri kadar iyi esneyemediği için ağrı problemimiz var. Çok tipik bir şikayet var. Hasta sabahleyin yataktan kalktığı ilk anda ilk birkaç adımı atarken eğer zorlanıyorsa ve sonra ayak normale geri dönüyorsa ya da bir yerde uzunca bir süre oturup ilk kalktığı anda ağrısı oluyor ve birkaç adım sonra her şey yoluna giriyorsa zaten topuk ağrımız bu aşağıdaki kasımızın yeteri kadar iyi esneyemediğinden kaynaklanmaktadır. Plantar fasit adını verdiğimiz ya da topuk ağrısı olarak Türkçeleştirdiğimiz bu problemde hastaların muhakkak hekimle görüştükten sonra bu kası düzenli olarak çalıştırmak için yapılması gereken egzersiz programlarına başlamaları gerekiyor. Yani sanki altta bir diken var, öyle rahatsızlık veriyor ve kesinlikle. Bu aslında bir topuktaki kasların iyi çalışmaması. Asıl problemimiz şu, en başa geri dönersek ayaktaki tüm sorunlar için düz taban ya da yüksek kavisli kişi uygun ayakkabı giymediğinde topuktan parmağa yükü atmakla, dağıtmakla görevli olan bu kas yeteri kadar çalışamadığı için ya da bu kas zorlanıp kalınlaştığı için bu senaryo gerçekleşiyor. Uygun olan şey nedir? Hastanın kendisi için uygun ayakkabı, kendisi için uygun tabanlık sistemlerini öğrenmesi ve bu hareketlerle beraber, yapacağı egzersizlerle beraber bu ayakkabıları kullandığı hem rahatsızlık ortadan kalkıyor hem de hastanın başka problemlerle karşılaşmasını engellemiş oluyorsunuz. Evet, peki topuk dikeninde şimdi hocam daha çok kimlerde görülür böyle bir risk var? Yani bu oluşum neden ortaya çıkıyor? Şimdi genellikle görüldüğü gruplara baktığınız zaman elimizin altında en sık rastladığımız grup ne yazık ki kilo problemi olan kişiler. Çünkü kilolu insanlarda topuk yükle çok fazla karşı karşıya kalıyor. Diğer tüm eklemlerde olduğu gibi ve ayağın altında bahsettiğimiz bant yük altında kaldığı için kalınlaşıyor. Ama bu arada romatizmal rahatsızlıklarda, tiroid problemleri olanlarda ve ayağında başka problemler olan, özellikle baş parmak çıkıntısı olan kişilerde topuk dikeni ya da topuk ağrısı son derece sık görülüyor. Topuk ağrısının bir başka hani çok tipik özelliklerinden bir tanesi de bel problemi olan kişilerde görülendir. O yüzden bunu çok iyi ayırmak lazım. Bizim ortopedik cerrahide ilgilendiğimiz topuk ağrısı sabah yataktan ilk kalkış anında hastanın hissettiği ve ortaya çıkan ağrıdır. Bel ağrısıyla eşlik eden ve daha doğrusu bacaktan aşağı doğru inerek yayılan ve yürüyüşle ortaya çıkan ağrı daha çok beyin cerrahisi arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ilgilendiği bir ağrıdır. O yüzden ayırt etmemiz gereken önemli nokta, sabah yataktan kalkarken ağrımız varsa bu bir ortopedik topuk ağrısıdır ve muhakkak bir ortopedi uzmanına başvurmamız gerekiyor demektir. Peki bu tabanlıklarla falan
kolayca aslında bu ağrılar giderilebilir mi? Şimdi tabanlıklarla ilgili olarak bugünün dünyasındaki en önemli gelişme şu. Biz tabanlık yaparken eskiden belli standart kalıplarla bunları çözüyorduk. Ama bugün için artık yürüme analizi olarak adlandırdığımız bir ölçüm cihazımız var. Yürüme analizleri sayesinde kişinin yürürken nereye ne kadar yük verdiğini, hangi sistemle yükü taşıdığını, düz taban mı, yüksek kavisli mi, diyabetik ayağım var gibi sorunlara bakarak hasta için ayağına özel. Burada sağ ve sol tekler bile birbirinden farklı oluyor. Çünkü iki ayak aynı olmak zorunda değil. Tabanlıklar hazırlıyoruz. Bu tabanlıklar hazırlandığı zaman hastanın ayağının altında benim gözlük takmam gibi bir etki yaratıyorlar. Evet. Yani bu hocam yürüme analizi aslında deyip geçmeyelim. Gerçekten çok faydalı bir test uygulama. Şöyle ki yani ayak problemi tamam, olan herkesin yaptırması gerekiyor. O kişiye çok özel örneğin bir tabanlık yapılabiliyor veya çok özel direkt oradaki sıkıntı ortaya çıkıyor. Tabii yürüme analizi esnasında hastalarda bir kısalık problemi var mı? Hastanın herhangi bir anatomik probleminden kaynaklanan dizinde ya da kalçasından kaynaklanan bir problemden dolayı ortaya çıkmış başka yan etkiler var mı? Bunların hepsini tespit edebiliyoruz ama en önemli nokta dediğim gibi hasta için hazırlanmış olan tabanlıkların hastanın normal yaşantısını, ayağındaki bütün fonksiyonlarını normal olarak sürdürmesini sağlamasıdır önemli olan nokta. Evet diğer sorularla devam ediyorum. Diyabetliyim, ayak problemleri yaşıyorum. Ne zaman ortopediste gitmeliyim? Bakım için neler öneriyorsunuz? Şimdi diyabet hastaları bizim için çok ayrı bir grup. Onlarla çok ciddi bir şekilde ilgilenmeyi seviyoruz. Çünkü biliyoruz ki diyabeti olan kişilerde belli bir dönem sonra ayağın his duyusunu sağlamakla görevli olan sinirlerde çeşitli değişiklikler meydana geliyor. Ve diyabeti olan kişiler zaman içerisinde ayaklarının alt tabanlarında his kayıplarına uğrayabiliyorlar. Evet. Burada çok önemli nokta şu. Diyabeti olan her kişi kendi diyabet uzmanının dışında muhakkak bir ortopedi uzmanıyla beraber takip altında olmalı. Ayağının his altı muayenesi çok düzgün bir şekilde yapılmalı. Bu hastalar için ayağın altında his kaybı gelişmesini engellemek üzere gerekli şeker takiplerinin çok ciddi şekilde düzenlenmesi mesela gerekiyor. Mesela kaç senelik diyabet hastasının artık ayakta ciddi his kayıpları oluşmaya başlıyor? Bizim buradaki teknik cevabımız şu. Aslında seneyle çok bağlantılı değil. Daha çok hemoglobin A1C olarak adlandırdığımız hastanın 3 aylık şeker ortalaması gibi kabul edebileceğimiz bir testimiz var. Hemoglobin A1C'si 6,5'un üzerinde olan kişilerde 10 yılın sonunda ayak tabanı ile ilgili his problemlerinin ortaya çıktığı biliniyor. Bu arada sadece his problemleri değil, diyabetik ayakta kemiğin kalitesinin düşmesine bağlı spontan, kendiliğinden oluşan bazı kırıkların oluşması ya da hastalarda ayağın altında his kaybı ve kemiklerin yer değiştirmesinden kaynaklanan yaraların açılması gibi son derece sıkıntılı tablolar var. O yüzden az önce de söyledim, her rahatsızlıkta olduğu gibi önlem almak çok önemli. Bu hastalarda diyabetik ayakkabı kullanım alışkanlığının edilmesi, hastaların kendileri için uygun ayakkabı içi tabanlıkları kullanmaları, egzersizlerini düzgün bir şekilde yapmaları bizim için çok kıymetli. Diyabetik hastalardaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi de şeker problemleri nedeniyle hastalarda aşil tendonu olarak adlandırdığımız ayak arkasındaki adellerde de bir kısalma meydana geliyor ve biz bu hastalarda aşil egzersizlerine çok önem veriyoruz. Bu hastaların sabah yataktan kalktıklarında ve gece yatağa girmeden önce aşil tendonlarıyla ilgili gerekli egzersizleri yapmalarıyla ilgili çok ciddi bir ısrarımız var. Çünkü bu kas uzamayı sağladığı sürece, kendisi esnemeyi sağladığı sürece diyabetik yara açılımıyla ilgili ciddi bir tedbir almış. Evet, peki Antalya'dan soru var hocam. Şöyle izleyicimiz diyor ki ayaklarımda farklı yerlerde nasırlar çıkıyor. Ne giymem gerekiyor? Diğer bir soru da sol baş parmağı içinde ayağının beyazlaşma olmuş, izleyicimizin kararmış. Sonradan da tırnağa düşmüş, tırnak yokmuş, ne yapması gerekiyor? Şimdi önce nasırlara cevap verelim. Nasır problemi olan bir kişinin bilmesi gereken çok önemli nokta şu. Nasır vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Nasır çıkan bölgede muhakkak altta yatan bir kemik problemi vardır. Orada kemik cildi itmektedir ve cildi ittiği için cilt kendini kalınlaştırarak bir koruma yapmaktadır. O yüzden nasırın bir bakımla ya da nasırın bir temizlemeyle ortadan kalkması kesinlikle mümkün değildir. Yapılması gereken şey ortopedi uzmanına başvurarak bu nasırın hangi anatomik problemden oluştuğunun tespit edilmesi ve bu tespit edildikten sonra hastada o probleme yönelik olarak o kemikle ilgili gerek tabanlık kullanımı gerekse cerrahi müdahalelerle kemikteki anomalinin ortadan kaldırılmasıdır. Evet. Hocam bazen hani pedikür yapılıyor diyorlar ki işte nasırınızı alalım, bir de nasır bantları var, bunlar şimdi zararlı mı oluyor? Çok ciddi şekilde problemliler şu açıdan, çünkü bu nasır bantlarını yapıştırdığınızda vücudun aslında savunma mekanizmasını ortadan kaldırıyorsunuz. Ya nasır bandının yapışıp o dokuyu çekmesi sonucunda enfeksiyonlar oluşuyor ya da nasır bandını çektiğinizde
ettikten sonra vücut oraya daha kalın bir nasır tabakasıyla geri cevap veriyor. Çünkü ana problemimiz o bölgedeki savunma mekanizması, dediğim gibi cildi korumak için var. O yüzden nasırları en iyi ihtimalle hiçbir şey yapmadan düzgün bir şekilde takip etmek gerekiyor. Evet. Bu tırnak meselesine gelince, tırnağın içerisinde oluşmuş olan bu problemde genellikle tırnağın altında alınan darbe sonucunda gelişen kanamalar tırnağın düşmesine yol açıyor. Bu hastamızın bir ayak bakımı, medikal ayak bakımı yapan bir merkeze başvurup tırnağının düzgün çıkması için bakım alması çok önemli. Medikal ayak bakım merkezleri doktor kontrolü altında bu eğitimi almış hemşireler tarafından yapılan tedavilerdir. Evet. Bu merkezlerden fayda görebileceklerdir. Evet. Peki diğer bir soru, iki ayağımın uç kısımları içe doğru eğik, ayak eğriliği, nasıl bir ayakkabı tavsiye edersiniz? Şimdi bu hastamız çok standart bir şekilde yürüme analizi yaptırması gereken bir hasta. Çünkü bu problemin neden kaynaklandığının net olarak ortaya konması gerekiyor. Bu hastada ana tedavi yönteminin belirlenmesinde yürüme analizinin sonucu bize belirteç olacak. Bu hastada eğer bu öne doğru büküklük problemi dizden ya da kalçadan gelmiyorsa, hastanın ayakkabısının içerisinde bir tabanlık koyması ve uygun ayakkabıyla bunu kullanması hasta için son derece faydalı olacaktır. Ama bir diz ya da kalça problemi varsa onunla ilgili gerekli kas egzersizlerine başlamasını önereceğiz, evet, tabii ki. Peki ayak mantarlarını soracağım. Şimdi ayak mantarı birçok örneğin bulaşma şekli olabiliyor. İşte atıyorum, eğer gidiyorsanız yeni bir ayakkabı deniyorsanız veya bir diyelim ki bir spor aktivitesi, kesinlikle, sırasında bir kere nasıl ayak mantarlarından korunmak için en önemli tavsiyeler neler? Aslında şöyle, iki şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bir cilt mantarları var, bir de tırnak mantarları var. Biz ayak cerrahları olarak daha çok tırnak mantarı problemleriyle karşılaşıyoruz. Çünkü bu problemde genellikle tırnağın şeklinin bozulmasıyla ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Cilt mantarları bulaşıcı olan ve dermatologlar tarafından takip edilen problemler. Biz tırnaktaki mantarların mantar tedavisinden çok tırnağın şekliyle ilgili cerrahi müdahaleyle ilgileniyoruz. Ancak genel hijyenik şartlar hiçbir zaman unutulmamalı. Özellikle nemli ayakkabı giymemeliyiz. Yani kastettiğim, ayağım eğer terliyorsa muhakkak ama muhakkak çoraplarımı günde bir iki defa değiştirmeliyim. Genel beraber kullanılan duş gibi sağlık ve spor salonlarında kullanılan duşlardan çıktıktan sonra ayağın antimantar bir ilaçla ya da ayakkabının antimantar bir ilaçla spreylenmesi gibi basit tedbirler bu tip geçiş noktaları için son derece kıymetli. Biz mantarla en çok diyabetik hastalarda ilgileniyoruz. Çünkü diyabetik hastalarda tırnak şeklinin bozulması ve tırnağın batması sonucunda ortaya çıkan enfeksiyonlar diyabetikler için çok ciddi risk taşıyor. Biz diyabetik hastaların tırnak mantığıyla karşılaştıkları anda muhakkak bir medikal ayak bakım merkezine ve doktorlarına başvurup ayak bakımlarını yaptırmaları ve bu tırnağın batmasını engellemeleriyle ilgili uyarılarda bulunmak istiyoruz. Evet. Peki diğer bir sorumuz, ben de tam anlayamadım ama hocam, topuğumda kemik öldü diyor izleyicimiz, ne yapmam gerekiyor? Şimdi bu topukta kemik ölümü olarak atfedilen şey topuk kemiğin içindeki dolaşımın bozulması sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bununla ilgili olarak tabii hastayı değerlendirmek, muayene etmek gerekli. Bu kemik ölümlerinde hastada genellikle çeşitli ameliyatlarla hastalara çözüm üretiyoruz ama hastayı görmemiz muhakkak gerekli. Bu hastamızın ilk yapması gereken şey bir ayak cerrahisi polikliniğine başvurması gerekiyor. Evet. Peki şimdi ayak bakımı dedik, düzgün doğru ayakkabıyı giymek dedik. Onu bir toparlarsak, yani eğer ne çok düz, aslında dümdüz ayakkabı giymemeliyiz. O da sağlıklı değil ortopedistlerce. Yüksek topuklu da değil, örneğin bel fıtığını tetikliyor, birçok etken var. Nedir bizim, doğru bizim ayakkabı? Bizim için uygun ayakkabı, her şeyden önce hastanın ayağının içinde rahat ettiği ayakkabı olmalı. Biz ayağımızın şekline göre ayakkabı tercih etmeyi muhakkak kendimize bir kural olarak edinmeliyiz. Çok basit birkaç ayakkabı seçme yöntemi var. Bir, ayakkabıyı almaya gittiğimiz zaman muhakkak akşamüstü almaya gidelim. Çünkü ayağımız şişiyor ve biz gün içerisinde bu ayakkabıyla beraber dolaşırken şişmiş bir ayakla gidip ayakkabı almayız. Çünkü en geniş halini orada görüyoruz. İki, ayağımızı ayakkabının içerisine sokarken ayağı zorlamamalıyız. Çok dar ayakkabılar tercih etmemeliyiz. Önü yuvarlak, geniş ayakkabıları tercih etmek her zaman ön planda. Az önce söylediğiniz gibi son derece düz ayakkabılar ya da son derece yüksek topuklu ayakkabının ikisi de sağlık açısından çok problemli. Biz yaklaşık 4-5 santimetre topu olan ve bu topu yumuşak olan ayakkabıları tercih ediyoruz ki bizim yaylanma fonksiyonumuza yardımcı olsunlar. Çocuk ayakkabılarında ayakların ön tarafında yaklaşık 1-3 ila 4 milimetre ya da bir parmak boyunun yarısı kadar bir boşluk muhakkak bırakmamız gerekiyor. Çünkü çocuk ayakları çok hızlı büyüyor. Onların ayakkabı içine sıkışmasını istemiyoruz. Evet. Peki Sayın Operatör Doktor Selim Muğrabi, programımıza geldiğiniz için, verdiğiniz bu faydalı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, sırada kısa bir ara, ardından kısırlık tedavileriyle sağlık kontrolüne devam edeceğiz.